Merhaba sevgili ETV izleyicileri. Evet, yine bir Mor Cepken programımızda karşınızdayız. ETV canlı yayında ve Kablo 888 kanalda sizlerle beraberiz. Bugün benim için çok heyecanlandıran, çok önemli bir program. Çünkü bambaşka bir konu inceleyeceğiz, bambaşka bir konuyu konuşacağız. Harlequin tipi ikiyozis hastası Gökdeniz bebeğin çok özel annesi, o özel bebeğin özel annesi bugün bizlerle beraber. Kendisi Uşak Eşme'den geldi. Çok farklı bir hayat hikayesi, bir yaşam öyküsü ve gerçekten bir bebeğin annesine tutunuşu ve annesinin onu hayatta tutundurabilmek için, yaşatmak için verdiği o engin mücadeleyi bunu kesinlikle dramatize etmeden tamamıyla olduğu gibi sizlere aktaracağız. Evet, sevgili Ela Tuncel, Gökdeniz'in annesi. Hoş geldiniz Ela Hanım. Hoş buldum Bedriye Hanımcığım. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tabii ki gelmenizin bir amacı var. O nedenle çok özel bebeğinizi, hiç ayrılmak istemediğiniz o bebeğinizi bir süre bizimle beraber kısa bir süre burada konuşmak istedik. Neden? Çünkü gerçekten sesinizin duyulmasını istedik. Ama önce bir Ela Tuncel'i, Gökdeniz bebeğin dünyaya gelmesinden önceki Ela Tuncel'i bir tanıyalım. Yani ben memur olarak çalışıyordum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü'nde. Daha sonra bir evlilik yaptım. Bu evlilikten işte Gökdeniz hamileyken boşanma sürecine girdik. Boşanma kararı aldık, anlaşamadık eşimle. Ben o zaman 2,5 aylık hamileydim. Zaten, öyle mi? Evet. Ayrılma kararı aldınız. 2,5 aylık hamileydiniz ve devlet memuruydunuz o dönem. Evet. Çok güzel. Kaç yaşındasınız bu arada? Çok gençsiniz. 27 yaşındayım. Evet, 27 yaşındayım. Daha sonra istifa ettik işte. Gökdeniz... Yani Gökdeniz dünyaya geldikten sonra mı? Yok, Gökdeniz dünyaya gelmeden önce istifa ettim. Çünkü hamileliğim de çok zor geçti. Çok zor süreçler yaşadım. Anladım. Çalışmaya engeldi biraz. Evet, engeldi. Yani Gökdeniz'e ben hamileyken, hamilelikte kesinlikle belli olan bir rahatsızlık değildi ama benim hamileliğim çok zor geçti. Yani ciddi anlamda böyle kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Bu noktada da işte bir keresinde Gökdeniz'i yani hamileliği sonlandırmak istediler. Öyle mi? Evet, böbreklerime zarar verdiği için. Hamileliğim sonlansın istemedim. Her ne olursa olsun bu doğumu yapmak istedim. Yani Gökdeniz'e çok özel bir bebek olarak dünyaya geldi. Oraya geleceğiz ama bir şey merak ettim. Denizli'de çalışıyordunuz ama Denizli'de. Şimdi Eşme'de. Şimdi Eşme'de yaşıyorsunuz. Yani bu hamilelik sürecinde işinizden ayrıldıktan sonra Eşme'ye dönüş aileniz var mı? Evet, evet. Alakalı. Aynen. Yani şöyle Gökdeniz'in babasıyla ortak kuracağımız hayatımız için öyle plan yapmıştık biz. Ama işte bazen hayatın bizden daha güzel, daha hayırlı planları olabiliyormuş. Evet, farklı müjdeleri. Aynen, farklı. Aynen. Ben artık o boyutunu görmek istiyorum. Hep o şekilde. Ya öncelikle sevgili izleyiciler, ben Ela Hanım'la telefonla da görüntülü olarak Gökdeniz bebeği de gördüm. Onun bakımı sırasında hastanedeydiler. Değil mi? Evet. Yeni çıktınız hastaneden evet. De. Ve Ela Hanım'ın çok bambaşka bir ruh hali. Yani çok bambaşka dik bir duruş var. Çok farklı umutlar var. Evet. Gerçekten bu anlamda sadece böyle özel bebeği olan anlamında demiyorum. Genel olarak insanların çok umutlarını kaybettiği bir dönemde sizin böyle inadına sarılmanız muhteşem bir şey. Öncelikle bu konuda gerçekten örneksiniz. Kutluyorum. Çok hani sizin o küçücük o konuşma bile bende bile başka ışıklar yaktı. Çok özelsiniz bu anlamda. Düşüncelerinizde, yapmak istediklerinizde ve bebeğinizle olan uğraşlarınızda ve başarılarınızdan dolayı bu kadar genç olup böyle büyük bir sorumluluğun içerisinde annenin başka boyutlarına yaşıyorsunuz. Yani evet, hepimiz anne oluyoruz. Ama sizin gibi özel bebeği olan annelerin durumları çok farklı ama siz bir de buna başka şeyler eklemişsiniz. Bunları böyle bugün sizden dinlemek gerçekten beni de eminim izleyicilerimiz de çok mutlu edecek. Kafalarında mutlaka başka ışıklar yakacaktır diye düşünüyorum. Umarım. Peki 2,5 aylık hamileydiniz. Ayrılma kararını aldınız ve siz ondan sonra Eşme'ye evet, geldiniz. Evet, Eşme'ye yerleştik. Zor bir hamilelik süreci yaşadınız.
Ve gün geldi, Gökdeniz bebek dünyaya geldi. Evet. Siz hamileliğinizdeki o zor süreçte böyle rahatsızlığı olan bir bebek dünyaya geleceğinden haberdar mıydınız tam olarak? Haberdar değildim. Değildiniz değil mi? Yani çünkü yapılan tahliller, yani testlerde herhangi bir şey. Gayet normal bir gebelik olarak görünüyordu. Hı-hı. Ama ben hissediyordum. Öyle mi? Hissediyordum. Hani bir şeylerin ters gittiğinin farkındaydım. Ama hiçbir zaman doktorlarım bu yönde hiçbir şey söylemedi. Hı-hı. Ve zaten hamilelik sürecinde anlaşılan bir hastalık değilmiş. Doktorlarımız da haklı bu konuda. Tabii. Onlara da bu konuda hiçbir şey diyemiyorum. Sadece insanın yaşadığı şeyleri hissedebiliyor birazcık. Ben onu hissetmiştim. Tabii. Yani Gökdeniz 25 Ocak 2021 yılında doğdu. Yeni doğum gününü yaptınız değil mi? Evet, evet. Ömürlü olsun, adıyla yaşasın amin, inşallah. Amin, inşallah. Cümlemizin evlatları. Amin. Yani aslında biz yine o gün Gökdeniz erken doğum oldu bir de. Ben doğum yapacağım. Acelesi varmış. Evet, doğum yapacağımı farkında bile değildim yani. 8 saat olmuş başlayalı doğum. Ben Hı-hı. farkında değildim. Çünkü hep böyle sancılı bir süreç yaşadığım için. Benzer bir şey. Benzer algıladım. Bir şey zannettim. En son işte artık ben istifra etmeye başlayınca annemler tedirgin oluyor. Beni doktora bir gidelim hadi. Hı-hı. En azından bir NTS'ye bakılır falan dediler. Hemen beni apar topar doğum aldılar ki zaten... Eşmeden uşağa sevk edildik. Uşak da hiç bekletmeden beni direkt hemen doğumhaneye aldılar. Yani ben daha kendimdeydim. O ilk neşterim vurulduğu zaman falan kendimdeydim. O kadar hızlı hareket etmek zorunda evet, kaldılar. Anladım. O kadar hızlı hareket edildi. Makat geliyormuş çocuk. Yani birazcık canını yanacak ama dişini sıkman gerekti dedi doktorumuz. Yani... Onlar da çok iyi insanlara denk geldim. Hı hı. Onlar mesela bana hiç hissettirmediler. Gökdeniz'in rahatsız bir bebek olarak dünyaya geldiğini hiç hissettirmediler. O an benim psikolojimi düşündüler sanırım. Evet. Yani Gökdeniz'i ben görmek istedim. Böyle yarım anestezi oldu zaten. Daha şey olmadan böyle anestezinin tesiri gelmeden ben hemen hani... Neşteri vurdular, acıyor diye çığlık atıyorum, hissediyorum. Sık dişini birazcık diyor, annem gelsin falan. 3 dakika içinde gerçekleşti. Biz sabah ezanıyla beraber girdik. Yani ezan bitti diyor annem, siz çıktınız diyor. Annem hani Gökdeniz'i kucaklayıp, bir tek annem vardı zaten evet. O doğumhanenin kapısında. Annem benden önce girenin bebeği zannetmiş. Gökdeniz'i böyle kucaklarında götürürlerken çünkü ben daha yeni girdim içeri. O kadar çabuk beklemiyordu. Evet, o da o kadar çabuk beklemiyordu. Oturacak yer arıyormuş annem. Ondan sonra işte Gökdeniz bana hiç göstermediler. Hı-hı. O ilk doğum esnasında da zaten Gökdeniz'in ilk başta sesini alamadık biz. NTS'de de doğuma girmeden önce şey gelmedi. Kalp atışı gelmemişti. Yani ben ses geliyor mu, bebeğimi görmek istiyorum derken yaptı böyle Gökdeniz. Oh dedim, rahatladım. Hayır, canım. Sonra benim işte kafama direkt o ameliyat örnüklerinden bir tanesini kapattılar. O da sanırım Gökdeniz'in o durumunu görmeyeyim diye. Onu hemen alıp götürdüler. Hı hı. Ben odaya çıktığımda zaten sürekli sakinleştirici yedim. Sürekli bebek soruyorum. Ve bebeğime her sorduğumda bir sakinleştirici yiyorum. Ondan sonra bana dediler ki işte annemler zaten eşiyle boşanma aşamasında zor bir hamilelik geçirdi. Çocuğun durumunu da öğrenirse demişler doktorlara. Hı hı. Hepten kötü olur. Söylemeyelim. Hı, söylemeyelim. Umut varsa neredeyse tedavi oraya sevk edilsin diye konuşulmuş. Evet. O gün işte şey yapıldı. Gökdeniz'in babasını arayıp haber verdik. Doğum oldu falan diye. Hani bir de imza işlemleri falan bu hastanede evrak işlemleri oluyor ya. Tabii. Bunları birinin imzalaması gerekli. Ama ben o gün kendimde değilim. Tabii. Benim imzalamam lazım. Yani o gün çok... Karışık bir gün olmuş. Çok karışık bir gündü. Zaten ben hiç kendimde değildim. Çünkü bebek sorduğumda bana dediler ki ilk başta
burada küvez yokmuş da senin bebeğin İzmir'e küvezde kalmaya gidecek. İnandım. Hani o kadar inanmaya ihtiyacım varmış herhalde. İnandım. Ben ona o gün inandım yani. Ve şey diyebiliyorum hep. Benim bebeğim gayet iyi, sağlıklı. Ama küçük olduğu için küvezde kalıyor diyebiliyordum ben. İşte sonrasında Nasıl tanıştın Gökdeniz'le? Nasıl tanıştım? Aslında ilk başta tanışamadım. Tanışamadım. Ben çocuğum hakkında bilgi almak istediğim her noktada sakinleştirici iğne yedim. Uyudum. Artık yanımda da konuşulmuyor ya hiçbir şey. Çünkü hiç karşılaşılmış bir durum değil. Kimse nasıl bir açıklama yapacağını bilmiyorlar. Nasıl açıklanır, ne denilir bilinmiyor. Böyle yanımda konuşsunlar diye ben artık hani sakinleştirici yemekten sıkıldım ve yanımda konuşulsun istiyorum bir şeyleri. Yanıt almak istiyorsun artık. Ben de çocuğumla ilgili bir şey duyayım istiyorum. Uyuyor numarası yaptım. Böyle hani yanımda bir şey konuşulsun diye. Sadece şöyle böyle kirpiklerinin arasından da bakıyorum. Babam sadece dövünüyordu. Bacak kopuk, bacak yok falan böyle dövünüyordu. Anlayamadım o an. Hani neyi var acaba dedim. Ben bacağın olmadığını düşündüm Gökdeniz'in. Hani babam bacak yok, bacak kopuyor falan deyince. Bacaklarının olmadığını düşündüm. Ama dedim problem değil. Hani bana göstermelerine engel bir durum değil. Evet. Ondan sonra işte eniştelerim götürmüştü zaten beni hastaneye. Eniştelerim işte hayır o senin sandığın bacak değil. Deri yok çocukta falan dediler. Sonra diğer eniştem dedi ki Ela'yı hani uyandırmayalım, dışarıda konuşalım, yanında konuşmayalım. Evet. Onlar dışarı çıktı, ben hemen telefondan araştırmaya başladım. Derisiz bebek, bacaksız bebek falan diye. Özür dilerim. Yok, rahat ol. Gerçi biz de aynı şeyleri sana tekrar anlattırmış mı olduk? Yok yok, hayır, bunları anlatmaya ihtiyacım vardı çünkü benim de. Çünkü ben bunları ne zamandır... Paylaşmaya ihtiyacım vardı. Yani hemen araştırmaya başladım. Bakıyorum. Yani çok farklı şeyler çıkıyor karşıma. Ondan sonra... Yani sen hastanede yattığın yerden telefonla herkes bir şey söylüyor ama bir karmaşa var. Evet. Kimse net bir şey de söyleyemiyor. Yok. Çünkü kimse bir adlandıramıyor, evet, isimlendiremiyor. Bildik bir şey değil. Bugüne kadar gördükleri bir hastalıkla alakası yok. Aynen o öyle. O nedenle ne diyeceklerini de bilmiyorlar. Kendi dillerince gördüklerini birbirine anlatırlarken dinliyorsun. Evet. Ve sonra baktın hala net bir cevap yok. Aldın yani telefonu, araştırmaya başladın. Bulabildin mi? Telefonda araştırırken. Sadece işte o senin sandığın bacak değil deri dedi ya eniştem babama. Onun üzerine ben derisiz bebek diye aradım. Derisiz bebek diye aradığımda işte bir sürü görselle karşılaştım. Bakıyorum açıklamalarını hep yabancı terimler. Türkçe bir terim yok. Tabii. Oradan işte o resimlere tıklayarak, resimlerden yola çıkarak daha sonra zaten hemen annem girdi odaya, baktı telefonda onları görünce o hemen elimden kaptı. Telefonları bu sefer benden uzakta tutmaya başladılar. Yani ben bir de hep şey zannettim. Kimse benim doğuma gittiğimi bilmiyor ama birden telefonlar çalmaya başladı. Herkes böyle bizi arıyor ve herkes beni arıyor. Ben korktum artık. Hani dedim ki herhalde... Kötü bir şey var. Kötü bir şey var. Anneme sormaya başladım artık. Anne, yeni doğan çocuğa sela verilir mi? Hani bu köylü, bu millet benim doğum yaptığımı nereden duymuş olabilir öbür türlü? Çünkü kimse, biz gece saat işte 12'den sonra gittik. Sabah ezanına karşı ben doğum yaptım ve öğlen olmadan bana sürekli telefon geliyor. Bu kadar insan bunu nasıl öğrendi? Nasıl öğrendi? Nereden öğrendi? Babam kaza yapmış. İşte Ela doğuma gitti falan denince babam köyden bize yetişmek için o kaza yapmış. Oradan işte insanlar duyuyor. Anneme sormaya başladım. Sela verilir mi? Cenaze töreni yapılır mı? Yani aklıma... Tabii kafanda başka şeyler tasarladın. Kurdum. Çok kurdum. Tabii. Çünkü orada cevapsız kalmak
çok kötü bir durum. Zaten ben ondan sonra şey yaptım. Hani kendi kendime ve Gökdeniz'e o yüzden bu sözü verdim. Hiçbir anne benim gibi çaresiz kalmasın. En mutlu gününde ben ne hissedeceğimi bilmiyorum. Yani o gün benim tüm duygularım nötrdü. Hiçbir şey hissedemedim. Ve beni arayan kimse gözün aydın, hayırlı olsun demedi. Normalde yeni doğan kadına bu, hani denir ya, yeni doğum yapmış kadına. Tabii. Gözün aydın, hayırlı olsun, yaş uzun olsun denir. Ama bana kimse bunları demedi. Herkes böyle işte. Herkes şaşkın aslında. Şaşkın. Yani şaşkın. Ne diyeceğini bilemedi aslında. Evet. Sana nasıl bir şey söyleyeceklerini de bilemediler. Hani neyle karşılaşacaklar? Doktorlar yaşayacak mı diyecekler? Yaşamayacak mı diyecekler? Bir sürü şey. Aslında herkesin kafası bir anda karışınca ve ilk kez de tabii ki tecrübesizlik. Tabii ki yani bu tecrübesizlik normal bir şey. Çünkü her zaman karşılaşılan bir şey değil. Neden? Çünkü Harlequin herhalde kaç milyonda bir? 300 milyonda bir. 300 milyonda bir ve o senin bebeğinde ortaya çıktı. Evet. Ve Uşak'ta ilk. Uşak'ta ilk. 2021 yılı 25 Ocak. Ve sen sonra bebeğin geldi mi sana? Gelmedi. 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 Hemen onu işte dediler sen ki... Sen bir süre göremedin bebeğini ya. Göremedim. Uzun bir süre. Göremedim. Oo. Göremedim. 62 gün sonra artık o da ben iyice kendimi kaybetmiştim. Artık hani... Zorlamaya başladın iyice. Yani... mezarlığa gitmek istiyorum. Gözümle göreceğim ki bir mezar olmadığını. Ha, sen inanmıyorsun yaşadığına. Hayır. Çünkü hiç göstermeden onu direkt götürdüler İzmir'e. Sevk olması gerek dediler. Ankara, İzmir, bir de Antalya'da dediler. Evet. Olabilir. Evet. Ben sadece şeyi hatırlıyorum. Böyle uykumun arasında birinin, senin çocuğun nereye sevk edilirse ben onun oraya kadar gideceğim dedim. Çünkü ben şey dedim o an, hani umut var mı dedim. Umut her zaman var dedi. Yani doktorumuz da o büyük ihtimalle. Tabii. Yani yeni doğan prematüre çocuk servisinden biriydi sanırım. Çünkü ben böyle uykumun arasında böyle o anestezinin etkisiyle umut var mı dedim. Umut her zaman var dedi. O zaman beni çıkarın dedim. Yalnız nasıl gidecek? Bana ihtiyacı var onun dedim. Senin kendini bir toparlaman lazım ama dedi sana söz veriyorum. Senin çocuğun nereye giderse ben onun yanında gideceğim dedi. Evet. Yani Allah bin kere razı olsun gitmişti. Neyse. Gökdeniz'e, neyse. İzmir'e kadar hareket etmesin ambulansta, kanama olmasın diye. Yani o doktorumuz küvezin üzerine yatarak gitmiş. Evet. Böyle hani sarsılmasın neyse. Diye. Çok hani iyi insanlar olduğunu gördüm ya. Gökdeniz bana bir sürü mucizeyi beraberinde getirdi. O yüzden benim bu umudum zaten. O yüzden evet, dik duruşum. Senin böyle bir inanışın var. Yani senin çok değişik bir inanışın var. Gerçekten farklı bir maneviyatın var. Yani ne bileyim zaten o maneviyatın da olmasa bu büyük bir sabır isteyen. Kendi bebeğini eline aldığı alırken bile sıkıntı yaşıyorsun değil mi? Yani bu bebeğini canından bir parçanı doya doya öpemeden değil mi? Fazla dokunamadan, yani fazla dokunamadan derken yani sarılma anlamında, sevme anlamında söylüyorum, bakım anlamında demiyorum bunu. Yani bunu devam ettirmeye çalışıyorsun ve burada işte bu maneviyatın yani gerçekten çok güçlüsün. Gerçekten hayran kaldım ben sana. Bu kadar genç yaşta böyle bir anneliğe soyunman, böyle bir annelikte ben bebeğime bir söz verdim. Bu nasıl güzel bir sözdür. Onunla her zaman beraber olacağım. Onun yaşaması için elimden geleni yapacağım ve biz bunu aşacağız dedin. Evet. Tam olarak onu, zaten onu ilk gördüğüm gün bu cümleyi ne kurdum ben. Onu ilk gördüğüm gün yani... Bambaşka bir şeydi ya. Hani ben onu gidip görene kadar inanmıyordum. Gidip gördüğümde de o kadar güzel mücadele ediyordu ki. Evet. Yani. Tutunuyor. Biz en ufak bir ısrarcı kesiye. Yani. Evet çok ısrarcı. Çok. Onun zaten hani o inadı, o nasıl çabalıyor hayatta kalmak için. Ve o hayatta kalmak için bu kadar mücadele ederken ben ona... Bu sözü vermek zorundaydım. Yani
Onu yalnız bırakamazsın zaten. Aslında. Kesinlikle bırakamam. Çünkü yani elinizden dedim ne geliyorsa yapın lütfen. Hı hı. Her seferinde doktorlarımıza işte. Yani ben ilk başta mesela Gökdeniz'in daha rahatsızlığını bilmiyorum falan. İzmir'e gitti. Aradan işte 21 gün sonra bana gösterecekler diyebiliyorum. Biz hastaneden taburcu olduk geldik. Hı. Artık zaten hani öyle bir algı yaratılmış ki Eşme'de. Ha. Evet, hani böyle ben doğaüstü bir varlık doğurmuşum, sanki çocuk doğurmamışım gibi. O yüzden herhalde bana kimse hayırlı olsun demedi, kimse gözün aydın demedi. Doğaüstü. Yani, iyi anlamda söylemediler herhalde. Yok, hani ama... İnsanlar kötü olabiliyor işte böyle. Ama maalesef. Ben onların hani o kurmuş olduğu cümlelerin hepsini gerçekten doğaüstü bir varlığa Allah'ın izniyle çevirdim. Daha da güzel şeyler olacak inşallah. Evet canımsın. Harika anlatıyorsun. Evet yani tabii birazcık da bilmemek, biraz cahillik. Her ne olursa olsun bir bebek dünyaya geliyor. Yani bunu farklı bir şekilde isimlendirmek. İşte bunu yaparken nasıl yıktıklarını, nasıl parçaladıklarını ne yazık ki farkına yok, varamamaları ya da bile isteye yapanı da olabilir mi bilemiyorum. O kadar kötü olabilir mi bir insan ama olabiliyor artık görüyoruz. Neler görüyoruz? Anneler bazen neler yapıyor, neler görüyoruz. Kesinlikle sen bu öyle. Anlamda gerçekten çünkü hiç kolay değil. Çok genç yaştasın bir de. Yani ve ilk bebeğin. İlk bebeğin. Ve zaten bir psikolojik sıkıntı içerisindeyken eline böyle bir bebeğin hasta, bebeğin geldi. Ve sen ona mucize bebek dedin. Bu benim Allah'ım bana gönderdi mucize dedin. Evet. Sen ona öyle bir sarıldın. Ve ben gerçekten tabii kayıtlarınızı da izledim. O senin parmaklarını, tutuşunu... Böyle nasıl sıkı tutmaya çalışıyor ve yani acayip beraber siz sürekli 7-24 bir arada çok uykusuz zamanlar yaşadığını gördüm de, dinledim de. Sevgili izleyiciler, bizi tanıştıran Derya arkadaşımız var. Buradan ona da selam olsun. Selam olsun. Çok teşekkür ediyorum ona. O çok gönüllü çalışan birisiyken bir an dedi ki Bedri abla benim bir arkadaşım var. Onun da böyle bir bebeği var. Hatta bana ilk başta dedi ki lütfen yanlış anlama ama yılan bebek, palyaço evet. bebek şeklinde geçmişte literatürde isimlendirilmiş bu hastalıkla alakalı. Ben dedim sen ne diyorsun? Nasıl yani? Öyle bir bebek mi var? Bilmiyorduk. Yani o anlamda tanımış olduk. İşte hani bilmemek ama bilip de yargılamamak öğrendikten evet. sonra yargılamamak gerekiyor tabii ki. Pek çok özel çocuğumuz var. Sen bu anlamda farkındalık yaratılmasını istiyorsun. Kesinlikle. Herkesin artık bu bebeklerin farkına varılmasını istiyorsun. Çünkü bu çocuklar bir doğumda gündeme geliyorlar, bir öldüklerinde. Ama bu çocukların o süre zarf içinde yaşadığı şeylerden hiç kimsenin haberi yok. Yani evet. bu çocukların sadece bir doğarken bir de ölürken anılmalarını evet. istemiyorum. Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Yani bu çocukların var olduğunu, bu çocukların yaşadığını yani... Evet şu an izliyoruz da Gökdeniz bebeğimize canım benim paşa oğlum harikasın. Evet anne evet ben de birazcık tabii duygusallaşıyorum ara ara ama ben şunu merak ediyorum. Bir gününüz Gökdeniz'de nasıl geçiyor? Bir günümüz Gökdeniz'de nasıl geçiyor? Gökdeniz bu aralar iyice böyle yani kötü anlamda değil, iyi anlamda söylüyorum. Çok şapşal bir çocuk oldu. Sürekli oyun istiyor. Sürekli oyun istiyor. Gökdeniz'in belli saatleri var. Yani saat başı kremlenmesi gerek zaten. Ama biz bunu eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum. Bu kremlenmesi gerek derken şu bu hastalığı küçücük bir anlatalım yani izleyicimiz. Yani deri tabakası yok. Evet. Keratin. %14 fazla üretiyormuş evet, galiba. Evet. Keratinden dolayı aşırı kabuklaşma, sertleşme. Hatta iyi bir bakım da olmazsa dönem dönemde araları yaralanmalar ve ciddi enfeksiyon kapmaları evet. söz konusu. O nedenle çok ciddi, titiz ve steril bir ortamda bakılması gerekiyor. Kesinlikle doğru. Bu imkanları sağlamak kolay değil. Hele hele senin gibi genç bir anne eşinden istifa etmişsin, çocuğuna kendini adamışsın. Hiç kolay değil. Öncelikle zaten bunu nasıl başardın bu ayrı bir dünya, ayrı bir kafamda büyük bir başarı.
Şimdi sabah kalktınız, Gökdeniz'de neler yapıyorsunuz? Yani Gökdeniz maması, mama ne yiyor? Normal besleniyor mu? Besle, her şeyi merak ediyoruz açıkçası. Yani şöyle, Gökdeniz günde 8 kere besliyorum ben. Gökdeniz'de ilk başta emme refleksi yoktu. Yani ilk 5 gün bir emme refleksi olmamış. Yani bana bunu hep hemşirelerimiz anlattı. Hani tabii, ben o zaman yoksun. Yokum, yokum. Ona hemşirelerimiz anlattı. Daha sonra hemşiremizin biri demiş ki ben denemek istiyorum. Çünkü ilk doğduklarında uzuvları belli değil. Yani öyle Gökdeniz'in ilk doğduğunda uzuvları belli değil. Uzuvladaki eli, parmakları. Hiçbiri belli değildi. Sadece işte bembeyaz kalın bir tabaka. Evet. Derin çatlaklar var aralarında ve o çatlaklardan işte kanamaları vardı. Daha sonra o kabuklar döküldü. Yani Gökdeniz 3,5 aylıkken biz onun cildini görebildik. Onun haricinde bembeyaz bir tabakayla doluydu ve böyle kısım kısım dökülmeleri oldu. Yani hatta böyle 2490 doğdu Gökdeniz. Maşallah, güzel. Ama bir 100 kabuk çıkmış. Oo. Yani o kabukları döktükten yani sonra 1300'e kadar düştü Gökdeniz'in kilosu. O yüzden bu nasıl dinmez, uzuvlarımız falan hep sonradan çıktı ya bizim. Aha. Yani o Gökdeniz'in ilk başta aslında böyle belli bir günümüz de yok bizim. Yani günün getirdiğine standart göre. Yok yani, yok, değil mi? Yok. Günün getirdiğine göre yaşıyoruz biz. O gün neyi getiriyorsa ona göre yapıyoruz. Mesela, ama genel olarak işte onun yıkanma faslı var her gün. Her gün kremlenmesi, günde kaç kez kremleniyor, ne kadar krem gidiyor, yani bunları bilmek isteriz. Yani şöyle, Gökdeniz'in sabah saat 9'da bir tane vitamini var, onu veriyoruz beslenmeden hemen önce. Saat 10'da ayrı bir vitamini var. Onu veriyoruz. Tabii bu saat başı artık bizde krem içiyor bunları, şey. Onları içiyor. Oral tamam, veriyoruz. Evet. Ama hani kremlenme bizim artık o kadar standartımız olmuş gibi Adrian'ım. Hani hiç onlar bize şey gibi değil böyle. Tedavi gibi değil. Çünkü biz onu... Rutin. Rutinimiz artık bizim. Hani yapmak zorundayız ya. Yani hemen böyle zaten farkına varmadan bu... Sadece mesela kremi sürgeçte değil, onu masaj yaparak yedirmek zorundayız biz. Evet. Masajla eklemlerinde, çünkü hareket kısıtlılığına sebep olabiliyor. Eklemlerinin evet, açılması için, daha rahat hareket evet, edebilmesi için, hareket kısıtlılığı olmaması için masajla yapıyoruz. Ve biz Gökdeniz'e masaj yaparken zaten vakit geçmiş oluyor. Tam ayağa kalkıyoruz, gideceğiz hani mutfaktan bir iki lokma bir şey yiyeceğiz. Ama 15 dakika kalmış oluyor diğer bakımdan. Biz hemen tekrar, yani Gökdeniz'le bir günümüz bizim hep bu şekilde geçiyor. Kendimize, kendimizi ayırabildiğimiz, yani bazen ben 3 gün su içmediğimin farkına varıyorum. Annem bazen aynı şekilde onun farkına varıyor. Annen yanında yardımcı oluyor tabii ki sana. Aynen, 24 saat bakım gerektirdiği için Gökdeniz'e biz 24 saat boyunca bakıyoruz. Ateşinin yükselmemesi lazım. Sürekli ateşini kontrol etmemiz lazım. Bu arada giydiremiyorsunuz Gökdeniz. Yok, giydiremiyorum. Sadece arada fotoğraf çekerken falan böyle sembolik örtüleri kıyafet gibi yapıyorsunuz yani galiba. Şöyle, örtüyü aldım biraz. Bir de şöyle, biz hep böyle deneme yanılma yöntemiyle şey yaptık ya, Gökdeniz'i ilk kıyafet denediğimizde biz hastanede enfeksiyondan yoğun bakıma tekrar alındı. Oh. Daha sonra biz Gökdeniz'in cildi için kumaş araştırmaya başladık. Ve 3 farklı kumaş bulduk. Hı hı. O kumaşlardan gidip aldım ben. Onlardan anneme diktirttim birkaç bir şey. Neyse. Evet. Sağ olsun eczacımız, doktorlarımız işte ne kadar o kumaşlardan. Bilinçliymişsin meğer sen. Ne kadar bilinçliymiş. İçinden bir cevher çıkmış senin aslında. Gökdeniz benim hiç bilmediğim bir yanım ortaya çıktı. Kendi melekelerini keşfetmişsin aslında sen. Yani aslında şöyle, hep benim böyle özel çocuklara ayrı bir ilgim vardı. Çünkü annem bize hep, evet, annem hep öyle derdi. Hani onun böyle akli melekesi falan yerinde olmayan insanlar olur ya, çoğu insanlar öyle der. Hani deli ya da sakat terimi kullanılıyor ya toplumumuzda, evet, acımasız bir şekilde. Annem hiç öyle demez. Yeryüzündeki melekler. Aa. Hep annem onlara yeryüzündeki kanatsız melek der. Evet. Ve annem bize... Annem bu konuda aslında en doğru cümleyi, en doğru tanımı yapmış. Evet. Annen zaten bu konuda çok duyarlıymış ki böyle duyarlı bir içinden bu melekeli keşfedecek bir kız çocuğuna sahip olmuş yani. Ya kesinlikle öyle. Hani benim zaten bu yönde
örneğim benim bu noktada bu kadar güçlü kalabilmemin sebeplerinden birisi evet. de odur. Çünkü ben hani... İşte annenin hoşgörüsü, çok sabırlı olması, kesinlikle. Bakış açısı. Kesinlikle öyle. Yoksa o şekilde olmasaydı ya işte elinden mi getirdiğine gidebilirdi bu olay. Evet, evet. öyle aileler de var. Aynen. Kesinlikle öyle. Çünkü çok zor bir süreç olacağı belli bir şey. Ve anne zaten doğduğunu sen görmedin ama annen gördü. Gördüm. Ve ne olacağını yani en azından çok zor bir bebek bakımı, bu bebeğin yaşatılması, yaşamını sağlanması ile ilgili ciddi şeylerin onları beklediğini anne zaten bir anne olduğu için ve böyle bebeklere, çocuklara, insanlara karşı duyarlı olduğu için hani kafasında zaten belirlemiştir. Ona rağmen sana çok sıkı sahip çıkmışlar. Evet. Asla seni tam tersine hani psikolojinin düzelmesi için doktorlarla da bir el birliği yapmış. Evet, bu evet. Bu çok kıymetli gerçekten. Ya, bu konuda çok şanslısın öyle. Yalnız. Evet. En büyük şansın annen baban. Büyük, en büyük şansım. Evet. En büyük şansım. Kız Mucizel kardeşlerim oldu. De aynı şekilde. Tabii, onları bilmiyorum ben sanıyorum. Kız kardeşlerim de aynı şekilde. Gördüğüm kadarıyla. Arkadaşlarım. Yani evet, sonrasını sen doğru yani Gökdeniz'de bir yolculuğa çıktın. Öncelikle kendi küçük aile, çekirdek ailen, işte kendi yakın çevrende sana duyarlı olanlar. Ama şu an bir çığ var. Evet, değil mi? Evet. Her geçen gün Gökdeniz'i pek çok kişi tanıyor. Tanıdıkça seviyor onu, sempatisi oluşuyor. Hani herkes benim bakış açımdan, benim gözümden görebiliyor. Görmelerini sağlıyorsun diyelim ona. Öyle güzel anlatıyorsun ki, öyle güzel yazıyorsun ki onları. O yaşadıklarını o kadar naif bir şeyle, naif bir dille. Ne bileyim böyle bambaşka bir bakış açısıyla çok tatlı kelimeler seçiyorsun. Yani öyle güzel kelimelerle anlatıyorsun ki yazılarında. Ben de okudukça yani dedim başka bir ruh hali. Yani bambaşka bir pencere açmışsın, oradan bakıyorsun, oradan yazıyorsun. Hani bu gözlemsel bir şey değil. Bu içinden senin gelen bir şey. Kesinlikle öyle. Ve bu sana zaten o dayanma gücünü veren aslında. Yaptığın şeyin o yükü, yorgunluğunu, zorluğunu almış üstünden. Yani rutine dönmüş hani sıradan bir şeymiş gibi olmuş yani artık senin için. Yani yapmak gereken şey diye tabii düşünüyorum. Ki, hani. Tabii ki böyle özel bebeği olan, onların bakımı için çok uğraşan, çok emek veren, çok güzel anneler, aileler tanıyorum ben de. Hiç kolay bir iş değil. Ama işte burada böyle bir çevre oluşmaya başlamış ama yine de bir rahatsızlığın var. Özellikle bunu dile getirmek istedik. Evet. Dedin ki benim oğlum belli. Hani ben bunu açığa çıkardım. İşte evet Gökdeniz palyaço bebek böyle bir hastalığı var. Ama bunu ben çocuğumu toplumdan uzak tutmayacağım. Dedin ve böyle bir çalışmayla yani bu bakış açısıyla hareket ettik. Bu çok önemli bir adım. Ama buna rağmen Gökdeniz gibi dünyaya gelen kaç tane bebeğimiz var dediğimizde sen dedin ki işte 2020'de 5 tane, 3 tanesi melek oldu dedin. Ama diğerleri var mı yok mu bilinmiyor. Neden? Çünkü aileler gizliyor. Aileler toplumdan bu konuda kendileri dışlanmasın diye bunu açığa çıkarmıyor. Bunu biraz açalım. Yani şöyle aslında bu hastalığın 20 çeşidi var. Evet. Yani ictiyosisin alt başlıklarına girdiğimizde 20 çeşidi var. Her aile öyle değil. Hani benim gibi evlatlarını çok seven aileler de var. Onları da yani onlarla da karşılaştım ben. Ama Harlequin tipi ictiyosise girdiğimde yani çok fazla bir sonuç alamadım. Hmm. Bu noktada işte melek olan bir tane bebeğimizin annesi bir gün işte beni aradı. Dedi ki aynı bizim çocuklar gibi büyümüşüyle karşılaştım. Çok umut dolu anlatıyor ama. O kadar umut dolu anlatıyordu ki Sema. Aşırı mutlu oldum ben de. Adam bana ne dedi biliyor musun? Onun da dedi. Mı çocuğu yaşıyor mu? Melek oldu. Melek oldu. Ve yani Sema da çok seviyordu. Sema da çok seviyordu. Sema'nın iki tane daha sağlıklı çocuğu var. Ama o çocuklarına yapmış olduğu ayrıcalık hani yapmadığı şeyleri yaptı. Evet. Yani Muhammed'e hani diğerlerine yapmadığı şeyi yapmıştı. Ona daha böyle bir özel şey yapıyordu, yaklaşıyordu. Çok seviyordu, çok ilgiliydi. Hı hı. Yani o bir gün aradı beni dedi ki bak karşılaştım. Hatta dedi bilgi almak istediğimde dedi heyecanla sordum. Ama şey demiş adam, sosyal hayatı unutun, kendinizi eve kapatmaya hazır olun.
Yani toplumu unutun. Kim diyor bunu? Eşim. Başka bir bebeğin babası söylemiş. Allah Allah. Yani şöyle, o çocuk biraz büyükmüş. İşte 5-6 yaşlarındaydı diyor. Yani ben kendim görmedim ama Sema bana anlatmıştı. Sonrasında biz dedik ki sosyal hayat bize alışsın. Sosyal hayat, toplum bize alışsın. Evet. Biz topluma da karışacağız, sosyal hayata da karışacağız. Biz varız, eve kapanmayacağız. Bu çocuklar karanlık bir odada öleceği günü beklemeyecekler. Çünkü Gökdeniz'e, yani bu bir de öyle bir hastalık ki, mesela yani Allah göstermesin sizin çocuğunuz da diyeyim hani aynı hastalıktan benim çocuğum da ama Gökdeniz'in gösterdiği komplikasyonları sizin çocuğunuz göstermeyebiliyor. Gökdeniz'e uygulanan tedavi sizin çocuğunuzda fayda edemeyebiliyor. Evet. Yani her hastanın kendisine özel bir uygulanan tedavisi var. Nasıl bir tedavisi var? Şimdi kremliyorsunuz, eliyorsunuz. Yani şöyle bize her zaman doktorlarımız şu cümleyi kurdu. Hani kesin tedavi yok, rahatlatıcı yöntemler. Anladım. Tedavi yok, rahatlatıcı yöntemler. Onu biraz rahatlatabilmek. Çünkü kuruduğu anda hareketsizlikler aynen. başlıyor. Hatta zannedersem gözler kapanmaya gidiyor. Gözlerimiz ters dönüyor. Evet, kulaklar. Yani şöyle... Ben Gökdeniz dedim büyüdüğünde kendisi şey yaparsa hani onay verirse o fotoğraflarını dedim paylaşacağım. Ve Gökdeniz büyüdüğünde ben eminim o özgüvene sahip olacak benim çocuğum. Çünkü ben onun hiçbir zaman eksik olduğunu hissettirmeyeceğim. Diğer insanlardan bir farkı olduğunu da hissettirmeyeceğim. Bunun ona verilen bir ayrıcalık olduğu bilincinde büyüteceğim. Yani çünkü ben onu ilk... böyle bu hastalığa sahip olduğunu öğrendiğimde ne kadar güzel dedim. Rabbim en özel çocuğu bana verdi. Ay canım. Özel çocuklara ilgim vardı ve Rabbim dedim en özelini bana verdi. Çünkü benim kalbim benden iyi biliyor. Benim ona iyi bakabileceğimi bildiği için Rabbim bana bunu verdi. O yüzden utandırmaman gerek. Lena sana güvenilip böyle bir şey teslim edilmiş. El üstünde tutman gerek, bakman gerek, yapman gerek ne gerekiyorsa dedim. Şöyle diyeyim Gökdeniz'in şu anki durumuna bakarsak evet çok yol kat ettik. Şöyle geriye dönüp baktığımda şöyle bir bakıyorum bir yıl nasıl geçmiş diyorum. Harla gülala onunla beraber. Hiç o bir yılın nasıl yaşadım bilmiyorum. Evet deriler düzeltilecek, evet. Kremler sürecek, 15 dakikada yemek yenecek tekrar ya, aynı biz şey. Biz artık öyle yapıyoruz hani mesela bizim... Aslında o beyefendi haklıymış. Sema'ya o cümleyi kuran. Hani sosyal hayatı unutun falan filan. Biz artık annemle öyle diyoruz. Çekirdek yiyeceğimize deri soyalım. Hani artık eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz bunu. Anladım. Hani alıyoruz önümüze Gökdeniz'i. Eğlenceli hale. Eğlenceli evet. hale getiriyoruz. İşte banyo yaptırırken şarkılar söyleyerek. Çünkü Gökdeniz seviyor ya. Aslında onun... Gökdeniz seni duyuyor mu? Görüyor mu? Yani şöyle... Yani ben izlediğimde melek yap diyorsun. Melek yapıyor. Şöyle evet. melek işaretleri yapıyor. Görüyorum, gördüm, şaşırdım. Çünkü hani kulakları... Algısı çok açık bir çocuk. Nasıl yani, algılıyor bunları? Yani görme ve duyma yetilerinde tam problem var normalde. Yani şöyle biz 4 kere işitme testine gittik. Ama başarılı bir sonuç alamadık. En evet. sonunda dedik ki hani... Duymayı versin. Problem duymayı değil. Duymayı versin dedin ama seni duyuyor. Duyuyor. Allah'a şükür. Yani duyduğunu gösteriyor da. Hani evet. hissettiğini, yani bilmiyorum ama hareketleriyle tepki veriyor. Ya ben her zaman öyle çok dedim. Çok duyarlı. Dokunduğunda hemen hissediyor. evet. Gıdıklanır gibi böyle. Çok tatlı. Ya kesinlikle öyle. Hani bir cümle var ya, ruhları sevmeyi deneyin. Evet. Ve ben hani ruhların dili olmadığını, ruhlarımızın bir şekilde... birbiriyle iletişim kurduğuna inanıyorum. Bunun da en büyük örneği Gökdeniz. Ve hani toplumun da bunu yapmasını, bu bakış açısına alışmasını istiyorum. Tabii bunu toplum derken şöyle yanlış anlaşılmasın. Toplumda iki farklı kısım var. Evet, senin yani, gözlemlediğin. Benim gözlemlediğim. Yani kimileri benim mücadelemi gördüğünde takdir ederken, kimileri işte acıyarak... Ya da ay bu çocuğu niye paylaşıyorsun? Ay yaktın mı? Ay ne oldu? Ne sürdün ağzına yüzüne?
anlamaya çalışmaktan ziyade sorguluyorlar. Tamam, sorgulamak güzel bir şey. Kırmadan cevaplıyorum. Ama işte ön yargıyla yaklaşım. Ön yargıyla yaklaşmadan. Ya, üslup da çok önemli. Üslup da çok önemli. Mesela bana soru sorulacaksa üsluplarını düzelterek bu çocuk, şu çocuk. Onun bir adı var. Onun bir adı var. Gökdeniz. Ya, Gökdeniz. Evet. O yüzden işte hani toplumdan kastım benim tamamı değil. Kesinlikle bu konuda bir yanlış anlaşılma olmasın. Çünkü toplumun büyük bir kısmı da dediniz ya çığ gibi büyüyor ve çığ gibi arkanızda diye. Toplumun büyük bir kısmı bizi inadına bağrına basarken büyük bir kısmı da bunu hani çok farklı bir şekilde şey yapabiliyor. Ama şöyle, onları zaten biz dışarıda tutuyoruz. Yani bu hep olacak. Yani farklı bir şeye, hatta yeniliğe bile açık olmayan bir dimağı varsa kişide, Gökdeniz, başka bir bebek, atıyorum spina bifidalı bir bebek, zihinsel engelli bir çocuk, işte ne bileyim bedensel engelli, ne görürse zaten kendisi çünkü o yükün altından kalkamayacağını bildiği için bir kişi hani kendinden kaynaklı huzursuzluğun sebebini hep başkasında ararmış ya. Evet. Aynen onun gibi bir şey. Yani kendisinin yetemeyeceğini gördüğü bir şeyde bir başkasının yettiğini görünce aslında için için kendine kızıyor. Aslında kendini, yani aynada kendini göremeyince hani ondan dolayı bir kızgınlığı oluyor. Belki ben biraz daha iyi yönden bakmaya çalışıyorum bu olaya da. Ama tabii ki burada senin için zaten hani kötü söylemlerin hiç önemi yok. Hiçbir şekilde. Ben zaten hep öyle diyorum. Sen zaten o kötü söylemleri en başında hani dedin ya, kimse bana hayırlı olsun, gözün aydın demedi. İşte asıl en kötü duyguyu orada yaşamışsın sen. Ha, bunu en insanlar gözün aydın diyecekler, hani ne diyeceklerini bilemediğinden çoğun. Biz öyle düşünelim onu. Yani karşılaştıkları farklı bir bebek olunca bu nedenle diyemediklerini, hani senin ne cevap vereceğini belki de bilemedikleri ya da sana bunu söyleyerek seni üzmek istemediler belki de üst üste. Yani kesinlikle biz onu öyle o şekilde değerlendirelim. Ama sonuçta sen kendi içindeki melekelerini keşfederek Rabbim bana en güzelini, en özelini verdi demişsin ve sımsıkı sarılmışsın. Şimdi bu tedavilerde kremliyorsunuz. Sürekli derileri soyuyorsunuz değil mi? Keratinle ilgili olanları. Günde kaç kere banyo yaptırıyorsunuz? Yani her gün banyo olması gerekiyor her mu? Her gün bir saat. Yani banyo yaptırıyoruz derken o suyun içinde derilerin yumuşamasını bekliyoruz biz. Ha, anladım. Hani anladım. O sertliğin gitmesi. Sertlik gitmeli ki evet, kanama olmasın. Çünkü anladım. Kanama kesinlikle olmayacak. Kanama olmaması çok önemli dedi evet, bana doktorlarımız. Çok fazla. Ya o kadar iyi insanlarla karşılaştım ki ben hep şey diye. Şansına da denk mi? Evet. İşte diyorum ya. Ama sen çok güzel bir insansın. Ya, yani teşekkür ederim. Bu yaşta çok sağ bu kadar mücadeleci bir anneyi gören herkes zaten sana sımsıkı sarılmak ister yani. Çok teşekkür ederim. Ya kesinlikle böyle hani ben hep şey diye dua ettim. Allah'ım ne olur seni bilen insanlarla karşılaştır çocuğumu. Allah'ım önce sana emanet ediyorum ve oğlum için çaba sarf eden herkesi sana emanet ediyorum. Hep bu şekilde dua ettim. Güzel. Ve ben Gökdeniz'i görmeye gittiğimde öyle güzel manzarayla karşılaştım ki. Ya. Ve gözüm arkada kalmadan döndüm oradan. Ve bizi taburcu etmek istediklerinde hastaneden ayrılıyoruz diye üzüldüm. Ya ben buradan dedim. Evet, ben buradan. İlk aile orada oluştu. İlk yani. Aile orada oluştu çünkü. Çekirdek aile. Yani ben mesela doğumdan çıktıktan sonra bakışlar beni bile rahatsız ediyordu. Sanki ben rahatsızmışım gibi. Tam bir de korona zamanına denk geldi. Ve bembeyaz tabakayla bir çocuk dünyaya geliyor. Uzuvları yok. Sadece işte kol, bacak, baş, bir de ağız, açık bir ağız. Yani tabii gözler kapalı. Her yer kapalı. Parmakları falan da yani o beyaz tabakanın içinde yoktu. Daha sonra kabuklar döküldükçe ortaya çıktı Gökdeniz'in. Ve yani böyle bir sarmalın içindeymiş gibi. Evet. Ya şey gibi, kozalak gibi. Aynen. Aynen öyle işte. Açıldıkça böyle. Ya çünkü bak bize şey demişlerdi. Hastanede bana İzmir'e ilk gittiğimde onu görmeye. Senin bu kabuğun içinden çok güzel bir çocuk çıkacağına inanmalısın. Doktorumuz böyle tabii canım, dedi. İpek böcek kozası gibi işte. Aynen. Açıldıkça böyle çok güzel bir çocuk dünyaya geldi yani. Çok da güleç yüzlü. Ay evet. Çok gülmeyi de çok seviyor ama. Sadece bana gülüyor ama.
Normalde olsun. İletişime kapalı bir çocuk. Ama çok tatlı gibi de hep parmağını emiyor yani. Evet, sürekli parmak emiyor. Yani canım ben de onu, biz ilk başta dedim ya Gökdeniz'in uzuvları falan belli değildi ve sürekli kabuğun içinde kalmaktan bu parmakları böyleydi. Hani şunlar da böyle içinde. Çok zor açıyordu fizik tedaviyle. Ya doktorlarımız muhteşem bir çalışma yaptı. Evet. Hani ciddi anlamda. Senin gayretini kuvvet vermişler. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Hatta böyle... Hemşehrimizin bir tanesi, senin bu çaban bizi daha çok şevklendiriyor. İmkanları zorlamak istiyoruz demişti. Onlar da araya giriyorlar. Daha ne yapabiliriz? Ben çok korkuyordum. İlk karşılaştığım bakışlarla karşılaşacağım. Benim çocuğuma acaba çocuk gibi bakmayıp da ötelerler mi diye çok korkuyordum. Ama Ela'cığım, sen şunu başarmışsın zaten. Yaptığın paylaşımlar, anlatımların, başarınla beraber... O hani işte olumsuz bakan, ay bu ne, nasıl bir çocuk, nasıl bir bebek, hani i̇şte kötü dediğin, aynen. Onu zaten sen kırmışsın, sevimli hale getirmişsin. Bu algıyı kırmamdaki evet. En büyük etken de şey yani, İzmir Behçetuz Çocuk Hastanesi gerçekten. Evet. Oradakiler öyle bir kucakladı ki Gökdeniz'i. Evet, ne güzel. Yani işte kırmışsın ve Gökdeniz'le bu hastalığın bile sevimli yanını ortaya çıkarmaya çalışıyorsun. Yani yaptığın her mücadele, her işte yıkanırken, işte derilerini soyarken ve müzikle beraber, evet. Klasik müzikler dinleterek onu sürekli hani algılarının açık olmasını sağlamaya çalışıyorsun. Sürekli çevreden bütün gelen seslerin duyarlı olmasını sağlamaya çalışıyorsun. Yani sen de başka başka yollar üretiyorsun. Çünkü neden? Annesin bebeğini hissediyorsun, ne istediğini tahmin edebiliyorsun az çok. Evet. Bu çok güzel bir şey. Ama biz burada bir şey daha istiyoruz. Evet, farkındalık gerçekten çok önemli. Her özel çocuğun farkına varılması. Yeni bir hastalık. Çünkü bakın, yepyeni hastalık. Covid var mıydı? Yoktu. Yaptım. Ama çıktı. Yarın bir gün işte kanser çağımızın hastalığı. Belki başka bir hastalık çıkacak. Bilmiyoruz neler bizi bekliyor. O nedenle artık bunlara böyle duvar öreceğimize ne yapabiliriz? Ya da nasıl, hani bu bir, evet sen 300 küsur milyonda bir bebek dünyaya getirdin. Bunu bilmek mümkün değildi. Ama bundan sonra en azından tıp belki araştırıyordur. Hani böyle bir bebeğin daha sağlıklı olması, sağlıklı dünyaya gelebilmesi ne yapılabilirle ilgili. Bu anlamda bu bebekler var. Var bu tabii. Bu toplumda var. Hatta gizli de olabilir. Ben de biraz baktım. Yurt dışında da hani sayılı çok evet. Da değiller gerçekten. Ama artık büyüyüp de çarşıda, pazarda olan yurt dışında gördüm. İnşallah Gökdeniz'in de o günlerini inşallah, göreceğiz. İnşallah. Yurt dışında evlenip i̇nşallah. Çocuk sahibi olan bile var. Tabii ki. Yani artık tamamıyla ondan sonra sağlıklı bakım, özen, senin gibi annelerin o çocuğun üstüne titreyip onu topluma sunabilmesi. Ve toplumdaki o yargıları kırarak onun topluma, o çocuk yarın bir birey olarak adım attığında... Karşı okların artık kalkması. Sen neden böylesin dediğinde benim çocuğum bunun cevabını verebilmeli. Evet. Yani bana mesela ben sosyal medyada işte Gökdeniz'in paylaşımlarını yapıyorum diye. Yani bir tane anne, bir de bunu yapan bir anne. İşte sizi lanetliyorum, kınıyorum. Benim kızım işte ben de mi böyleydim anne diyor. İktiyosis hastası benim kızım ve sizin yüzünüzden... senin oğlun gibi olduğunu düşünüyor. Bana bu şekilde mesaj atmış. Çok üzüldüm. Ve ben de dedim ki işte sırf bu yüzden dedim paylaşıyorum. Çocuğum gerçekleri ve nasıl bir geçmişe sahip olduğunu dedim bilmesi için. Burası benim dedim fotoğraf albümüm. Burası benim çatım. Ve ben bu çatıdan dedim haykıra haykıra bağırmak istiyorum. Yani evet. Ve çocuğum yarın öbür gün birisi sen neden böylesin dediğinde ben harlequin tipi ictiyosis hastasıyım. Bu şekilde dünyaya geldim. Bedenimi seviyorum. Bu benim bedenim diyebilmeli. Evet. Yani o özgüveni oluşturmak evet, istiyorsun. Aynen öyle. Ya böyle bir yol ya saklamak diyorsun. Hiçbir şey değiştirmiyor. Daha sonra evet. Bu çocuk kendisine benzer birisiyle karşılaştığında yani psikolojikmen ona bir hayal dünyası kurup hayal dünyasının içinde yaşatmaktansa gerçeklerle yaşayıp daha güçlü bir şekilde ayakta durması gerekli evet. Bu çocukların. Bir anne olarak senin tercihin bu yönde. Benim tercihim bu yönde. Peki gelelim şimdi kremlere, ilaçlarına. Ayda ciddi
oranlarda, miktarlarda krem kullanıyorsunuz. Sadece krem değil, medikal malzemelerimiz de bunlara dahil. Neler bunlar? Biraz bir kısaca bunlardan da bahsedelim ki ona göre talebimizi... Yani şöyle bahsettik ya, hani iyi bakım ve steril ortam çok önemli. Tabii. Steril ortamı eşme gibi bir yerde, ev ortamında yaratmak kolay olmuyor yani. Ve Gökdeniz'de bir kullandığım ürünü ben tekrar kullanamıyorum. Çünkü sterilliğe gidiyor. Ben Gökdeniz'in çarşaflarını tek tek ütülüyorum, 6 kere yıkıyorum, tek tek ütülüyorum. Hepsini birbirine değirmeden poşetliyorum. Hastanedeki sterilizasyon işlemini yapmaya çalışıyorum. Öyle. Evet, çünkü hastanede dedim ki hani hastanede benim oğlumu o kadar iyi bakıldığını gördüm ki ben. Yani hemşirelerimizin ona klasik müzik dinlettiğini gördüm. Hemşirelerimizin ona kitap okuduğunu gördüm. Hemşirelerimizin onunla böyle... Bütün sağlıkçılarımızı buradan kocaman, evet, kocaman yürekten teşekkür ediyorum. Doktorlarımızın aynı şekilde onunla çok güzel ilgilendiğini gördüm. Ve dedim ki onlar bunu yapıyorsa ben daha iyisini yapmalıyım. Çünkü sen onun annesisin. Ve ben her şeyi, gördüğüm her şeyi not almaya başladım hastanede. Steril çarşaf diyorlar işte. Gökdeniz'e steril çarşaf geliyor. Steril çarşaf nedir? Yazıyorum ben hemen. Küçük bir not defteri götürdüm hastaneye giderken yatışımız yapıldığında. Doktorların istediği her şeyi, işte spanç, bilmem kaç numaralı panset, şu gelecek, bu gelecek. Onları söylemiş olduğu her şeyi yazdım ben. Keşke getirmiş olsaydım, gösterirdim. Yani evde de ben onu yaratmaya çalışıyorum. İşte kıyafetleri olsun. Zaten kıyafet. Bir de hani bilmediğini de öğrenmek için sorabileceğin ne güzel doktorlarla karşılaşmışsın. Evet, evet. Ya kesinlikle öyle. Güzel yön vermişler. Harika. Ama çok yüklü miktarda kullanıyorsunuz bunları bir ay içerisinde, değil mi? Evet. Çok. Peki bunları devlet karşılıyor mu? Nasıl yapıyorsunuz? Yani şöyle, oral aldığımız ilaçları karşılıyor ama... Ya, vitamin gibi hapları. Aynen falan. Yani bir de son zamanlarda ilaç sıkıntısı varmış ülkemizde. Yani ülke genelinde bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ya da öyle düşünmek istiyorum. İyi, ben hep şeye artık pozitif tarafını görmeyi kendime... hayır, pozitif tarafını kendime görmeyi ilk edindim. Yani bu benim ilkem. Pozitif düşün, pozitif düşün. Hiçbir şeyin senin gelmesine izin verme. Sakin kal. Hep bu şekildeyim. Çünkü benim buna ihtiyacım var. Evet. Yani son zamanlarda en basit bir antibiyotiği bile ben ücretli almak zorundayım. Çünkü depolar yok diyor. Türkiye genelinde bulamazsın diyorlar. Öyle mi? Ben oradan oraya koşuyorum, oradan oraya koşuyorum. Bir şekilde buluyorum. Bulduktan sonra da ben bunu... Reçet ettirdiğimi alamıyorum. Yine parayla alıyorum. Anladım. Peki o kremler, kozmetik? Aynen kozmetik kremler. Kozmetik için onlardan mı? Aynen, dermokozmetik diye geçiyormuş. Tedavi edici özelliği bulunmayan ilaçlar reçete kapsamına alınamazmış. Tabii devletimizin reçet ettiği ilaçlar da var. Devletimizin reçet ettiği kremler de var. Fakat bunlar bize faydalı değil. Bize fayda etmedi. Yani Gökdeniz'in cildine, Harlequin tipi ikdiyoz hastalarına ya da diğer ikdiyozis türlerine aynen uygun gelmedi. Yani yok, bize fayda sonuç etmedi bu. Sonuç vermedi. Sonuç vermedi bize. Ve biz hepimiz deneme yanılma yöntemiyle bulduk bu tedavi yöntemlerini. Hangi kremin daha iyi geleceğini? Yani bir kremi deniyoruz. Sadece bacağının belli bir kısmında deniyoruz. Bir hafta bir bekliyoruz. Ondan sonra onu iki haftaya tamamlıyoruz. İki hafta daha sonra iyi gelecek mi gelmeyecek mi? Enfeksiyon var mı yok mu? Kanına bakılıyor. Bir de o yani, süreci var. O süreci var. Yani öyle sadece şey diye değil. 24 saat bakımını yap bu çocuğun. 24 saat işte cildini temizle, cildine krem sür, rahatlat, ateşini ölç, uyut değil. Biz mesela bir hastaneye gittiğimizde bir aydan aşağı çıkamıyorum ben. Yani bir ay kalıyorum hastanede. Yani antibiyotik tedavisi hemen yanıt vermiyor. Kan değerlerimiz çok düşük çıkıyor. Kan sürekli, kanımız da enfeksiyonlu. Kanda en ufak bir enfeksiyon zaten bilinmiyor ya. Yani bizim o yönde mesela hep ilk tanıştığımız hastaneye gitmek daha sağlıklı oluyor. İlk bizi bilen hastaneye gitmek daha sağlıklı oluyor. Ama tabii tek hasta benim çocuğum mu? Değil. Tabii. Bir sürü hasta çocuk var. Bir sürü farklı hastalık var. Hastanede yer olmayabiliyor. Tabii.
O yüzden hani ben artık çocuğumu farklı hastaneye götürmek zorunda kalıyorum. Her gittiğim hastanede ben bir ilk önce hastalığımızın tanımını yapıyorum. Ama bir farkındalığımız olmuş olsa ben bu hastalığın tanımını yapmam. Ben bu hastalığı açıklamak zorunda kalmam. Harlequin tipi ikdiyosis dediğimde ne yapılması gerektiğini ya da ne yapılması gerektiği evet. Hani şimdi başından beri takip eden doktorla ya da sağlıkçıyla karşılaştığın gibi olmuyordur haliyle. Yok öyle olmuyor. Tabii. Hani mesela... Şimdi Gökdeniz'i bilen ne? İzah edemiyorum. Ben mesela Gökdeniz'in 38,5'a kadar ateşi normal. Hani 39'a kadar normal bizim. Çünkü cilt sürekli sıvı kaybettiği için. Sen şimdi kısmen bir hemşire, bir hasta bakıcı değil mi? Oldun. Yani haliyle belgen yok. Çünkü onlardan aldığın bilgilerle, kendi uğraşılarınla, tecrübelerinle bir yol izlemeye başladın. Ya bana hastanede hani 3 ay boyunca eğitim verildi. Evet. Yani biz... ne yapılması gerekiyorsa yara bakım hemşiremizle beraber Allah ondan bin kere razı olsun. Yani böyle sayılı insanlar vardır Gökdeniz'i böyle gözüm kapalı emanet edebileceğim. Onlardan birisi o da yara bakım hemşiremiz. Yani Gökdeniz ilk başta hatta biz Gökdeniz'le ilk tanıştığımızda benim sesimi yani çocuk hiç görmedi bilmedi duymadı ya ona tepki veriyordu. Onun sesini tanıyordu. Hani onunla o kadar güzel ilgilenmiş ki bunlardan birisi Gizem yine üniversitenin arkadaşım. Diğeri Derya. Evet. Yani Derya. Böyle gözüm kapalı emanet edebilirim onlara ben. Evet. Ne güzel. Şanslısın ama. Ne güzel. Ya gerçekten ne öyle. Güzel. Yani sağlık hizmetinde hemşire ve doktorlarımızla güzel iletişimimiz olmuş. Tabii Gökdeniz şimdi onların da çocuğu. Yani, kesinlikle öyle. Kesinlikle. Gökdeniz'imiz gelmiş, bizim oğlumuz gelmiş. Evet. Da. Hep öyle oluyor. Ne kadar güzel. Ama yine de tabii bu sağlıkla ilgili ilaçların, tedavilerin karşılanmaması büyük bir handikap. Özellikle zaten ne dedik? 300 milyonda bir olan bir bebek. Bunun artık steril ortamı çünkü medikal de çok tutuyordur. Evet, medikal sürekli malzemeler. Değiştiriyorsunuz maske, işte üstünüze giyin maskesi, ya steril mesela, kıyafetleri. Hani... Ben bir enjektörü mesela yeğenlerim var benim. Yeğenlerimde ablamlar şey yapıyor. Enjektörü ilaç çekip enjektörle verebiliyorlar. Ve sonrasında o enjektörü yıkayıp kullanabiliyorlar. Hiç problem değil. Onları bir enjektör bir ay götürüyor. Ama zaten sağlıklı değil. Hani bizim için hiç değil. Ben bir kullandığım enjektörü ikinciye kullanma gibi bir lüksüm şansım yok. Evet. Açılan ürün o gün bitmeli. Açılan ürün hani beklememeli. Bu krem de olsa öyle mi? Yani krem de olsa mesela ben... Ha yani aldık, açtık, kurdum. Sterilliği gidiyor. Kısa süre içinde ben onu bitirmezsem sterilliği gidiyor. Anladım. Yani devamlı kullanma şansın yok. Yok. Tarihleri çok önemli bu noktada. Ve biz hani bu steril ortamı yaratmak için yakın arkadaşlarım olsun, ailem olsun, akrabalarım olsun. Yani hep bu noktaya geldik ama gerçekten hep onların desteğiyle geldik. Yani yetemediğim her noktada ben böyle ve insanların ben söylemeden anlaması, hissetmesi o kadar güzel bir şey ki. Hani seni mutlu ediyor orada. Ya hem mahcup ediyor. Çok yok, hani böyle. Mahcup olacak bir şey yok buna. Sen tam tersine buna sevin, ne güzel insanlar biriktirmişsin. Tam tersine. Ya öyle kesinlikle. Bir de onların da Gökdeniz'e destek olmalarına da izin ver. Ya, bu mahcubiyet değil. Ya kesinlikle orası öyle. Ya daha burada hani ismini çünkü böyle... onlar da ondan mutlu oluyor. Onların çocuğu, onların da onlar da teyzeleri. Ya kesinlikle yani, öyle. Ya. Abileri, öyle bir şey yani. Böyle böyle bir tane şey var. Gökdeniz'in teyzesi. Onun kendi çocuğu var. Ama biz mesela bundan işte hastanede kaldık ya bir ay boyunca. Her gün bizim yanımıza geldi. Kendi çocuğu aşağıda arabada babasıyla bekledi. O her gün bizim yanımıza oraya bizi ziyarete geldi. Ve her gün bizi gördü gitti. Her gün bir ihtiyacınız var mı? Gökdeniz'in eksik bir şeyi var mı? Aa, hani o kadar ne güzel. Hakkını ödeyemeyeceğim. O kadar çok insan var ki daha burada hani böyle saymakla bitiremeyeceğim. Hatırlamasın hep kapısında. Ya Gökdeniz'in yani aynen öyle. 3 tane anneannesi var. Öyle diyorum ben artık. 3 anneannesi var. Bir sürü teyzesi, dayısı var. Asıl anneanne kıskanmasın sonra. Yok kıskanmaz o. O çünkü...
Gökdeniz'i şeyi baş hemşiriz. Ben öyle diyorum. Bizim ekibimiz var artık. Hiyerarşiyi kurdunuz yani kendi içinizde. O baş hemşire. Evet. Dedesi şey ATT. Öyle mi? Dedesi ATT. Evet. Amcam var. Yani biz Gökdeniz'i ekip olarak doktora getirip götürüyoruz ya her ay bir kere kontrolümüz var. Herkesin bir görevi var yani. Herkesin bir görevi. Amcamın ambulansı. Ya yaşadığımız şeyin biz böyle tiyatral bir boyuta getirip de güzel tarafını sevinimi görmek istiyoruz. Diziye çeviriyoruz. Evet kendimiz öyle yapmak istiyoruz. Hani aslında evet bazen böyle durup bu noktada hep birlikte ağlıyoruz be. Hani dördümüz hep birlikte bir ağlıyoruz olsun. Ama dördümüz hep birlikte bir gülüyoruz. Mesela amcam öyle ambulans şoförü. Ağlamayla gülmek kardeşmiş. Evet kesinlikle öyle. Dedesi işte şey ATT, anneannesi başhemşire. Ne güzel. O şekilde. Ekibi kurmuşsunuz. Sadece bir ambulansımız yok. Olsun. İleride amca. Aman inşallah onlara da gerek kalmaz bir gün. İnşallah. Annem baba hepsi ayakta kalsın. Allah onlara da sağlıklı uzun ömürler amin versin. Hep başında kalsınlar seninle. Ama inşallah ambulansa gidip gelmeyeceğiniz günlere i̇nşallah erişirsiniz. İnşallah. O zaman Sağlık Bakanlığı'nın bu kozmetik yani bakanlığın reçeteyle yazdırdığınız ilaçların, kremlerin işe yaramadığını söylüyorsun. Evet. Yani bunları tecrübe ediyoruz ve bunlar bir zaman kaybı da oluyor aynı zamanda. Neden? Çünkü 15 gün işte deniyoruz diyorsun. Sonra bir ay testlere tabi tutuyoruz. İyi o geldi mi, gelmedi mi derken. Ya bir de neden enfeksiyon kaptığını anlayamıyoruz çocuğun. Evet. Yani kafa karışıklığına sebep oluyor. Sürekli. O nedenle sizin kendinizin kullanarak sonuç aldığınız ürünlerin, kremlerin, işte dermokrem mi bunlar? Dermokozmetik diye geçiyormuş. Dermokozmetik ürünlerin bakanlık tarafından, Sağlık Bakanlığı tarafından evet reçete edilmesi. En azından şöyle, herkese reçete edilsin demiyorum ben. Çünkü daha önceden, devlet de bu noktada aslında haklı bir yönde. Daha önceden bu vazelin falan reçete ediliyormuş aslında ama evet, fırsatçılar bunu da fırsata çevirmiş ve otomotiv sektöründe kullanılmış. Ondan sonra bu vazelin reçeteden kaldırılmış. Evet, evet. Araba boyalarını inceltmek için kullanılmış. En azından raporlu ikdiyosis hastalarına. Çünkü ikdiyosis hastalarının hepsinin raporu var. Belli düzeyde raporları var. Ve ikdiyosis hastalarına bu raporla verilebilir. Tamamını SGK evet karşılamayabilir. Bir kısmını karşılasın. Biz her şeye razıyız. Yani bizim farkımızda olunsun. Evet. Bize bir farkındalık günü verilsin. Aynen. Yani en azından doktorlar size yazabilsin. Doğru söylüyorsun. Evet. Hani kullandık. Bu doğru ürün. Bunu şey yapabiliyoruz. Kullanabiliyoruz. Zaten bir süre sonra üründe de bir sıkıntı çıkarsa bir yenisi çıkacak ama bu devletten reçete edilenler değil dışarıdan alınanların daha faydalı olduğu bir gerçek artık. Bu test evet edilmiş, onaylanmış bir şey. O zaman Sağlık Bakanlığımız öncelikle bu hastalığı tanıması gerekiyor. Zannedersem onun konuda bir iyileşme evet, var. Evet, evet. Literatürüne girmesiyle ilgili bir iyileşme var. Umarım kozmetik gibi gözüken ama o bebeğin aslında şu an bütün hareket mekanizmalarını çalıştıran. Değil mi? Yani onlar birer kozmetik değil artık, bir ilaç. Tamamıyla. Ya bizim nefesimiz diyorum ben. Tabii. Hani Gökdeniz'in cildi öbür türlü nefes alamıyor. Gökdeniz'in cildi evet öbür türlü zaten terleyemiyor. Ter bezleri yok Gökdeniz'in. Hmm. O kremlerle zaten hani nefes alıyor çocuğun cildi. Anladım. O nedenle ilerlikle istiyoruz ki bu bebeğimizin bütün zaten yani yaşayabilen kaç tane bebeğimiz var dünyaya gelen 300 milyonda bir çok da değil. Evet. Ama bu özel bebeklerin bu kadar mücadeleci anneleri varken bunları yaşasın, bebeğini bu kadar tutulan senin gibi böyle anneler varken de bir de bu ilaç alabileyim, alamayayım, işte reçete edildi, edilmedi onlarla uğraştırılmasın. Aslında biraz ters geliyor bana da. Yani zoru yaşayanın işini daha da zorlaştırıyoruz gibi bir şeyle karşı karşıyayız. O nedenle evet mutlaka bunların bir kriterleri vardır. Mutlaka bazı standartları karşılaması gerekiyordur. Mutlaka bir bilinen vardır. Ama biz Gökdeniz'in kremlerinin, bütün medikal ürünlerinin, çünkü medikal reçete edilmiyor çoğu.
Özellikle sizin kullandığınız hiçbir reçete ilgili tamamen özel giriyor ortam sağlama ile ilgili. O nedenle bunları... Ya ALES kullanıyoruz, distil su kullanıyorum. Çünkü normal su falan kullanamıyorum ben Gökdeniz'de. Ya hazır su. Evimdeki tabii. Her şey öyle. Distil su, hazır su. Tabii. Yani tabii. Kullanmış olduğumuz duş yağları. Her bir şey sürü öyle. Şey var. Hani bir kere benim evime gelinip Gökdeniz'in nasıl şartlarda, ne şekilde bakıldığı görülse eminim Sağlık Bakanlığı da bana hak verecektir. Hatta Gökdeniz'in doğduğu yerden itibaren aynen. Doktorlarından bir rapor aynen. Talep edilse ve sonrasında kullanmış olduğunuz kremlerin, kullanmış olduğunuz ilaçların, her türlü dezenfektan ürünlerinin neler olduğuyla ilgili, hangilerinin iyi geldiği görüş ilgili. Görüş alınsın. Tabii ki bu listeden isimler verirse en azından kısmi bile olsa bir destek olunması çok önemli. Çünkü çok ciddi olanı tüketiyorsunuz. Evet. Ayda kaç kilo krem gidiyordur? Yani şöyle günde şu anda 1 kilo gidiyor. Günde 1 havadaki kilo. Nem oranına göre değişiyor krem ihtiyacımız. Yani yazın bize... Yani günde 1 kilo krem. Günde 1 kilo vazelin ayrı bir de 2 tüp, 2 tane özel kremimiz var. Bir pakette ayrı bir tane özel kremimiz var. Ondan kanama olduğu durumlarda da devletimizin reçete edebildiği bir krem var. Ondan kullanıyoruz. Yani bir tek bir kremle bitmiyor aslında. Evet. Günde 1 kilo vazelin, 3 çeşit krem. Kanım olursa reçete edilen diğer krem. Ama o 3 kremin yerine geçen, reçete edilebilen bir krem yok. Yok. O net. Vazelin zaten reçete edilmiyor. Evet sevgili izleyiciler, yani duyduğunuz, gördüğünüz, izlediğiniz üzere ciddi oranlarda yani çocuğun bakımıyla ilgili, bebeğin bakımıyla ilgili ilaçlar kullanıyor. Yani kolay değil gerçekten. Öncelikle ben programımızın sonuna geldik. Bayağı konuşmaya çalıştık ama anlatmak istediklerin kaldıysa lütfen onları da toparlayalım. Eksiğin kalsın istemem. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çeliş eşmeden annene emanet ettin. Ben sesimi duyurmak istiyorum. Gel beraber duyuralım istedik. Ve kırmadın geldin. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Öncelikle bu özgüveninden dolayı, bu kendine inancından dolayı, güveninden dolayı kutluyorum. Yani örneksin bak, kaç kişi, yaşı önemli değil, pek çok kişiye örneksin. Mücadelen, o bitmez tükenmez umudun gerçekten çok çok kıymetli. Çoğumuzun kaybettiği şeyler bunlar. Umutsuzca yaşamanın zaten yaşamak demenin bir anlamı yok. Ama sen her şeyi bir de Gökdeniz'le bütünleştirmişsin bunu. Evet. Yani kendinle ilgili bütün hayatını, ufkunu, her şeyi Gökdeniz'le tabii ki anneyiz, evladımız için yaşıyoruz. Hepimiz için öyle. Yani evladımızla tabii ki bütünleştiriyoruz ama sen bunun yanında yani sosyal hayat evet belki yok ama çok farklı bakış açılarıyla örtüştürmüşsün her şeyi. Evet. Ne bileyim çok güzel, çok güzel anlatıyorsun bir de. Çok da güzel yazıyorsun. Günlük tutuyor musun? Keşke günlük tutsaydın. Eskiden tutuyordum. Ondan sonra yani şöyle artık günlük tutmaya çok fazla vaktim olmuyor. Böyle işte notlara karalıyorum. Gökdeniz'in evet, fotoğraflarının altına karalıyorum. Evet. Oğlana bir anı defteri olarak ortasını... Evet yapacağım, yapacağım. Değil mi? Onu Gökdeniz'e çok güzel anılar biriktiriyorum zaten. Evet. Ve her seferinde de yani çok derinden bir mutluluk hissediyorsam o mutluluğu yazıyorum. Derinden bir üzüntü hissediyorsam onu üzüntü şeklinde değil de yine işte pozitif tarafını ele alarak yazıyorum. Yani umudum var olduğuna kaybetmemem, kendimi kaybetmemem konusunda yazıyorum. Evet, sen yani orada hani böyle arada demonize olduğunda, biraz düştüğünde kendini ayağa kaldıracak şekilde evet. Gökdeniz'den nemalanıyorsun. Evet, evet. Kesinlikle Gökdeniz bu konuda çok başarılı gerçekten. Kesinlikle öyle. Hem kendini ayakta tutmaya çalışıyor, hayata tutunuyor. Hem annesini de dinç bir şekilde kesinlikle dimdik yani durmasını bir sağlıyor. Bir gün gelip görmenizi çok isterim. İnşallah. Bir gün inşallah hani gelme fırsatınız olursa göreceksiniz zaten. Gökdeniz benim ağladığımı hissettiği zaman evet. Uyuyorsa uyanır ve benim gözümün içine bakar. Canım benim. Gülümser böyle. Her seferinde aynı şekilde oluyor. Ben o yüzden evde ağlayamıyorum ve tebessümsüz yaklaşırsam Gökdeniz böyle endişe içinde bakıyor.
Ve sürekli ben ona bakarken böyle tebessüm. Gülen benle istiyor. Evet, evet. Hissediyor ya, hissediyor. Annesinin mutlu olmasını istiyor. Tüm çocuklar öyle. Mutlaka, tabii ki. Hepsi öyle. Ama burada tabii ki hani huzurları sonradan gelişen, görme kaybı, duyma yetisi hatta belki de olmayan bir bebek annesiyle bambaşka bir iletişim halinde. Yani başka bir enerji var aranızda. Buradan belli yani ne kadar güzel bir şey. Evet sevgili Ela Tuncel, söylemek istediğin son sözlerini alalım. Çok teşekkür ederim. Sesime ses olmak istediğiniz için. Yani bana bu konuda daha fazla cesaret verip bu noktada beni desteklediğiniz için. Çünkü bu benim için çok önemli bir adım. Evet. Ve bu adımı, bu ilk adımı sizinle atmış olabilmek benim için çok onur verici. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. İlterken canlı olarak daha önce herhalde böyle bir sohbetiniz olmadı galiba kimseyle. Yok. Anladım. Tabii yani ben duyar duymaz görüşmek istedim. Evet. Sen keza öyle sesini duymak istiyorum ama bunu farklı bir şekilde yapmak istiyorum dedin. Sonrasında hadi buluşalım yapalım dedik. Öncelikle tabii ki biz eğitim ailesi olarak seni burada ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz. Bizle beraber bunu paylaşmandan da büyük gurur duyuyoruz. Tabii burada Serdar Bey çok ilgilendi bu konuyla. Çok duyarlı. Kendisine de buradan Serdar arkadaşımıza çok çok teşekkür ediyorum. Hepsine ben. Hepsine çok teşekkür ederim. Tabii Serdar'ın beraber bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ama o hani tamam Elihan ben hallederim şöyle yaparız böyle yaparız bir şekilde sesini duyururuz dedim. En sonunda Instagram hesabınızı da ekrana yansıttı. Gerçekten duyarlı olmak çok önemli. Ya kesinlikle. Evet toplumda etrafımız olup bitene karşı duyarsız kalmamız. Ha, bir, yani burada illa bu olay maddiyat falan filan değil. Küçük bir tatlı söz. Onunla beraber vakit geçirmek. Yani arada hadi gel bir 5 dakika bir kahve içelim, bir soluk al diyebilmek. Bunlar bambaşka şeyler. Yani insanın insana insanca yaklaşmasından kesinlikle daha kıymetli öyle. Hiçbir şey yok aslında. Şey gibi oldu, tekerleme gibi oldu değil mi? Ben sizden bunu hissettim işte. Eğitim ailesinden ve sizden bunu hissettim. Yani insan o süreçten bir nasılsına falan hasret kalıyor. Tabii. Yani Deryalar bana şey demişti konuşurken, yapmak istediğin şey ne? Arkadaşlar dedim zamanda değerini bilmediğim ama dedim şu anda aşırı özlediğim. Fincanda dedim Türk kahvesi içmek. Çünkü ya. Hep karton bardaklarda dedim. Sürekli karton bardak. Ve şu an hani o fincan, cam bardak benim için bir lüks olmuştu. Evet. Hayatımızın çünkü uzun bir kısmı hastanede geçtiği için. Tabii. Yani şu özlem an. Duydu. Evet ve o yüzden insanların her koşulda şükretmesini istiyorum ya. Hani ben yani böyle ben Gökdeniz'den önceki Ela'yken bunların farkında değildim. Yaşadığım şeyin farkında değildim. Sen çok genç yaşta çok şeyin farkına varmışsın. Evet. Güzel bir farkındalık oldu benim evet, için ya. Gerçekten tekrar söylüyorum. Bütün özel bebeklerimizin farkına varalım. Bu özel bebeklerin hayatını devam ettirmesi için işte böyle genç, akıllı, ne yapmak istediğini bilen, uğraşan, gayret eden, güç, kudret gösteren böyle değerli annelerin de farkına varalım. Çok teşekkür ederim. Öncelikle çok güzel bir şey söyledin. Benim bebeğim büyüdüğünde, toplumda birey olduğunda kendi hastalığından utanmayacak. Evet. Kendi hastalığının bilincinde olacak ve özgüvenli bir şekilde yetişmiş olacak. Kendini çok güzel ifade edecek. Ben bunun için paylaşıyorum, bunun için yaşıyorum ve böyle olmasını istiyorum. Toplum artık bizim farkımıza varsın dedim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Gökdeniz bebeği evet öpemiyoruz ama ona bizim için bir şarkı istiyoruz. Lütfen. Tabii ki de. Klasik müzikten olsun. Tamam. Çok seviyor çünkü. Çok, değil mi? Çok seviyor. Çok evet. Seviyor. Bir de biz dünyayı çok sevdik. Şarkısını da çok seviyor galiba. Evet gerçekten çok mutlu olduk. Teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Ailene çok selam buradan. Baş hepsine. Baş eşmelilere. Evet ne güzel bir anne var eşmede. Bebeğine böyle sahip çıkan, böyle yaşasın diye en güzel şekilde, sağlıklı bir şekilde yaşasın diye uğraşan bir anne var. Kutluyoruz kendisini. Evet sevgili ETV izleyicileri. Bugün Mor Cepken'de Ela Tuncel'i ağırladık. Gökdeniz bebeğin annesi. Evet
Gökdeniz bebek büyüdüğü zaman inşallah Allah ona uzun uzun ömürler versin. Annesinin bu gayretlerinin karşılığında böyle özgüvenli. Ben evet böyle bir hastaydım ama annemin sayesinde, ailemin sayesinde, toplumun sayesinde şimdi özgüvenli bir birey olarak toplumun içindeyim. Burada yerim var. Ben de bu toplumda yaşayan bir bireyim demesi için mücadele eden Ela Hanım'ı, Ela Anne'yi burada ağırlamış olduk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizimle böyle açık yüreklilikle bütün duygularını paylaştı. Yaptığı, yaşadığı sıkıntıları, mücadelesini anlattı. İstiyoruz ki bütün bebeklerimiz hepsi özel. Ama böyle özel olan bebeklerimizin de toplumumuzun bir tık daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyoruz. Evet, bir sonraki Mor Cepken'de yeniden buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.